Geçtiğimiz hüzün günlerinde baş hocamızı Hakk'a uğurladık. Allah rahmet eylesin. Değerli ailesi ve evlatlarının, sevenlerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Kıymetli hocamız 73 yıllık ömründe çok ve büyük hizmetler yaptı. İlerleyen zamanlar onun hayatı, kişiliği, mesajı eserleri, modelleri konusunda nice akademik çalışmaların yapılmasına, tarihe altın harflerle geçen ve üstü örtülen nice başarısının defalarca anlatılmasına, gelecek nesillere aktarılmasına vesile olacak. Bıraktığı medeniyet mirası hükmündeki insan boyunda eserleri yetiştirdiği kadro onun şu ülkeye armağanıdır. Atatürk'ün bağımsızlık sevdasını hünkârın mayaladığı Müslüman Türk kimliğini ömrünce anlatan Profesör Doktor Haydarbaş, Baş, Ehli Beyt Külliyatı, Hoş Geldin Atatürk, Milli Ekonomi Modeli, Sosyal Devlet Milli Devlet ve kaleme aldığı tüm eserleriyle yepyeni bir siyaset inşa etti. Kıyamete kadar ölmeyecek fikirler bıraktı. Merkezinde önce insan diyen bu model, görüş ve yaklaşımlar ülkemizi ayağa kaldıracak tek siyasi anlayıştır. Koronavirüsle birlikte görülmüştür ki küreselleşen dünyada geldiğimiz siyaset artık bitmiştir. Aklı ve gönlü dikkate alan, insanın ihtiyaçlarını temin eden, problemlerini ilim, irfan, akılla oluşturduğu kalıcı ve uygulanabilir projelerle mutlu edebilen bir siyasetten bahsediyorum. Profesör Doktor Haydarbaş karanlıkları aydınlatan bir kandildi ama milletimiz onun ışığından istifade etmeyi tercih etmedi önümüzdeki süreçte hepimiz şuna şahitlik edeceğiz başhoca ne dediyse yine doğru çıkacak siyaset bir meslek değildir basiret de insanlara hizmet etmektir olayları doğru okumaktır bugün doğru dediğine yarın yanlış dememektir bir ahlaktır Dürüstlük, adalet, vefa, kardeşlik gibi vasıflarla insanına bakabilmektir. Kişisel çıkarı için değil, ait olduğu toplum için çalışmaktır. Ötekileştirmemek, bilakis kardeş etmektir. Alevi, Sünni, Caferi, Bektaşi, Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Boşnak, Arnavut, Gürcü, Arap, Acem demeden vatandaşlarını yüreğiyle kucaklamaktır. Türk olmanın gururunu hissetmek hissettirmektir. Adilce kaynakları paylaştırmak, halkını zengin etmektir. Yerli ve milli olmaktır. Aslanla geyiği birlikte yaşatabilmektir. Faiz, haksız vergi, zam ve cezayla değil, milli ekonomi modeliyle zamsız ve vergisiz bir yaşam sunabilmektir. Kolektif akıl ve yüce gönülle hareket etmektir tekebbür, ihtiras ve hasetten uzak durmak, mütevazı, cömert, samimi kalabilmektir. Siyasete karite getirmektir. Dili hikmetli, eli bereketli, yüreği zengin, zekası keskin olmaktır. Devlet, millet, sivil asker bir bilek, bir yürek yapabilmektir. Cehalete, sefalete, zillete karşı izzetli, asil, adil bir biçimde mücadele etmektir madenlerimizi tekrar milletimize vermektir. Doğru bir tarih bilinciyle bugüne dersler çıkartmaktır. Cumhuriyete ve kazanımlarına sahip çıkmak, milli ve dini değerleri baş tacı etmektir. Haklıya hakkını, haksıza haddini bildirmektir. Hesap endişesi taşımaktır. Yiğitliğin şahı Ali kumaşından olmaktır. Ana baba duası almaktır. Temenni, dilek, zanla değil, ben yaparım özgüveni, Bilgi, akıl ve tecrübeyle sorunları çözmektir. Can, mal, namus, akıl, din ve vicdan emniyetini temin etmektir. Doğuya yaşatmaktır. Bu memleketin bir kumunu dahi yadellere vermemektir. Ufuk ve vizyon sahibi olup, Hoca Atatürk'ün ışığında milyonları güvenli limana taşımaktır. Kimden mi bahsediyorum? Saydığım kriterlere ne eklerseniz onda daha fazlasını bulacaksınız çağın bilgesi Profesör Doktor Haydarbaş'ın rahle tedrisinden geçen harika bir delikanlı Hüseyin Baş'tan bahsediyorum. Türkiye ve dünya meselelerine hakim bir entelektüel, ülkesinin değerleriyle bütünleşmiş bir hukukçu, Hacı Bektaş nefesli Atatürk aklıyla düşünen bir başkan, mayası ahlaki Muhammedi ve edebi Ali ile yoğrulmuş Hüseyin'i duruşlu bir vatan sevdalısı. Teşkilatçılığıyla Anadolu'nun gönlüne ses olacak bir lider. Hayatı, dünyayı fikirleriyle etkileyen, iman ve mücadelenin bayraklaşmış ismi olan kıymetli babasından okudu. Özellikle gençleri siyasete katacak çok önemli bir örnek. Himmetini, nazarını, güzelliklerini ehlibeytten almış bir ilim adamı. Hitabetiyle yüreklere dokunuyor. Türkiye'nin en genç siyasi lideri hukukçu Hüseyin Baş, Bağımsız Türkiye Partisi'nin yeni genel başkanı oldu. Vatan'a, millete, İslam alemine ve insanlığa hayırlı olsun. Hocamızın açtığı yolda bugünümüz ve yarınlarımız için ümidimize ümit katan, milletçe birlik beraberliğimizin harcı, birikimi, enerjisi, dinamizmi, demokrasi mücadelesi ve insanlığıyla bağımsız Türkiye aşkını zirveye taşıyacak Sayın Hüseyin Baş ve kadrosuna selam olsun. Hoca Atatürk'ün duası, Ehli Beyt'in nazarı, Kutlu Türk büyüklerinin eli üzerinize olsun. Yavuz Ekim